kendi imkanlarıyla kurduğu küçük bir laboratuvar, yıllar süren araştırmalar ve 200'e yakın kimyasal formül. Sevginer Baştekin, lisedeki kimya laboratuvarının hayatına yön vereceğini kendisi de bilemezdi. O, bu formüllerle öyle temiz iş çıkardı ki, ürünleri dış pazarlardan da müşteri buldu. Bugün temizliğin sultanı diye anılsa da sancılı bir süreç fikrine güç katmış. Başarısızlıkla sonuçlanan ilk girişimi onu yıldırmamış. Bazen tökezliyorsunuz, yaptığınız iş çok çok iyi olsa da ekonomik şartlar, ülke durumları veya diğer etmenler sizi aşağı çekebiliyor. Ki ben böyle bir dönem yaşadım ilk girişimciliğimde ve ilk şirketimde. Ama o şirket mesela kapanıp her şey gittiğinde bile 15 gün sonra dedim ki ben bunu bir kere yaptıysam bir daha yapabilirim ve tekrar ayağa kalkıp denemeyi göze aldım ve bunu çok istedim açıkçası. Sevgi Baştekin bugün ihracat yapan başarılı bir kadın patron. O bu yola tek başına çıkmış. Girişimci ruhu onu adım adım ileriye taşımış. Bir kobiyseniz eğer bir kişiyle kuruyorsunuz ve o siz oluyorsunuz genelde. Ve o bir kişi aslında bir şirkette olması gereken bütün bu fonksiyonları yerine getirmek zorunda veya bilmek zorunda. Ticareti de biliyor olmanız lazım, satışı biliyor olmanız lazım, muhasebe, finans, hukuk. Ki oradan adım adım bir yere gelsin. Baştekin'in formülü kendine özel ürünleri 2017 itibariyle 14.000 satış noktasında tüketiciyle buluşuyor. Bu seviyeye gelmesinde otomasyonu kullanmasının payı büyük. 2010 yılındaki şirkette otomasyonumuz hemen hemen sıfırdı. Yani her şey çok böyle basit ve yarı otomatik makinelerle yapılarak başlanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada ise işte arkanızda da göreceğiniz gibi tam otomatik dolum makineleri, tam otomatik yazılımlarla hiç el değmeden üretim yapıyoruz. O açıdan da biz hep şunu hedefledik, otomasyon olmazsa olmaz hız kazandırmak açısından işletmeye. Baştekin, iki çocuk sahibi, hem bir anne hem bir patron. İşi gereği sürekli yanlarında olamamış ancak onlara iyi bir rol model olmuş. Bakın nasıl? Ben sürekli çocukların yanında olamadım. Yani işte bazen bakıcılarla büyüdüler, bazen anneannelerle büyüdüler, bazen onları kucağımda aldım, ofise getirdim. Hep onunla ilgili bir vicdan azabı hissettiğim halde ama sonuçta geldi baktığımda demek ki aslında doğru yapmışım. 16 yaşındaki oğlum şu anda startupçı. Üniversitelerde gidiyor, eğitim veriyor, daha 16 yaşında. Şimdi bakıyorum, evet diyorum ki bu demek ki benden bir şeyler görmüş, öyle yapıyor. Kızımız keza işte öğretim görevlisi olmak istiyor, o başka bir yönde.